Birlik beraberlik noktasından mutlu akşamlar. Ana haber bülteniyle yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, CHP'li Özgür Özel, Diyanet'in okul öncesi din eğitimi için orta çağ zihniyeti nitelemesi yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o sözlere çok sert tepki geldi. Erdoğan, çağ dışı olan sen ve senin zihniyetin sahtekarlığı ve cambazlığı bırakın dedi. Erdoğan'ın CHP liderine de bir çağrısı vardı. Ne gafil! Asıl çağ dışı olan sensin. Senin bu faşist zihniyetin. CHP'li Özgür Özel'in dini eğitimle ilgili sözlerine böyle tepki gösterdi. Sahtekarlığı bırakın dedi. Sahtekarlığı bırakın. Yeri geldiği zaman peygamberimize sahip çıkacaksınız. Kur'an'a sahip çıkacaksınız. Yeri geldiği zaman da ağzınızda, dilinizde hangi kusmuk varsa onu kusacaksınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'li Özgür Özel'in skandal açıklamaları vardı. Asıl gerici olan, orta çağ karanlığında asıl debelenen sen ve senin gibi meseleye marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Çocuklarımızın Kur'an'ı, Peygamber Efendimizin örnek hayatını, medeniyet değerlerimizi öğrenmesi sizi neden rahatsız ediyor? Bu milletin dininden, diyanetinden, inançlarını özgürce yaşama, evlatlarını özgürce yetiştirme hakkından kirli ellerinizi ne zaman çekeceksiniz? Kılıçdaroğlu'na bir de çağrı yaptı. CHP Genel Başkanı bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez. Bunun bedelini ödeyecek. CHP Genel Başkanı, başta orta çağ zihniyeti ifadesi olmak üzere bu ezeyanları açıklamalı, sarahate kavuşturmalı, şayet izah edemiyorsa çıkıp milletten ve Diyanet camiamızdan özür dilemelidir. CHP'lilerden gelen sokağa çıkma çağrılarına da değindi. Nereye dökülürseniz dökülün, 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün, siz de aynı dersi evvelallah alırsınız. Bizler Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız. Erdoğan toplantıda çiftçilere de bir müjde verdi. Kamu arazilerini kiralayarak ekip biçenlerin kira artışı %22'den %9'a indirildi. Uygulamadan yeni arazi kiralayanlar da yararlanacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan teftişe sert tepki gösterdi. İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar, o rantı yedirmeyeceğiz dedi. İktidara da ekonomi üzerinden de yüklendi. İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar. Doymuyorlar. Yedirmeyeceğiz o rantı size. O rant 16 milyon İstanbul'un rantıdır. Yedirmeyeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teftiş tepkisi sertti. İftira atıldığını savundu. Sizin feriştahınız da gelse bizim belediye başkanlarına bir şey yapmaz. Sizin değeriniz bizim belediye başkanlarımızın tırnağı kadar bile değil. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde terörle irtibatlı kişilerin işe alındığı iddiasıyla teftiş başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi vardı. Efendim Ekrem İmamoğlu'ndan intikam alacaklarmış. Neymiş? Efendim orada teröristler çalışıyormuş. E senin görevin ne? Senin görevin teröristi yakalamak değil mi kardeşim? Git yakala. Niye bağırıyorsun? Varsa terörist yakasından yakala, götür savcıya teslim et. Ama yapmıyor. Yapamıyor. Yok çünkü böyle bir şey. İftira atacak. İftira atacak. Son ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Yeni yılla birlikte gelen zamlar ve fahiş fiyatlar üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı. Bunların temel görevi kul hakkı yiyerek beslenmektir. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğiz. Bunlara hiç kimsenin endişesi olmaz. Tek aktörü vardır. Bilinen tek aktörü vardır. Ağzından çıkanı resmi gazetede görürüz. Onun adı da Erdoğan'dır. Herkes bunu bilmeli. Eleştiri oklarını Devlet Bahçeli'ye de yöneltti. Bahçeli'ye de söyleyeyim. Senin milliyetçilik diye ortada gezmenden de hoşlanmıyorum.
Milliyetçi demek liraya değer veren kişi demektir. Memleketi katar katar satarsınız, ortalığa çıkıp ben milliyetçiyim diye gezersiniz. Nasıl milliyetçilik bu? Evet değerli izleyenler, bugün salı günüydü ve mecliste grup toplantıları vardı. Haliyle açıklamalar da ard arda geldi. Devlet Bahçeli'nin de bir açıklaması vardı. MHP lideri Devlet Bahçeli CHP'ye hem okul öncesi dini eğitim hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik teftiş üzerinden çok sert sözlerle yüklendi. Belediyede işlenen bir suç varsa birinci derecede sorumlunun Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi. HDP'nin kapatılması çağrısını yineledi. Belediyeye terörist almanın neresi milli iradenin hükmüdür? Belediye başkanı kimlerin işe alınıp alınmadığını sormayacak mıdır? Sordu ise bu teröristler ne arıyor diyemedi mi? Ekrem İmamoğlu'na teftiş mesajı verdi. Sorumlu kendisidir dedi. Her durumda sorumludur. İddialar tefsik edilirse, suç sabit görülürse, tekraren ifade ediyorum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemeli. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yılın ilk grup toplantısında konuştu. İç ve dış gelişmeleri değerlendirdi. Hedefinde okul öncesi dini eğitimi ortaçağ zihniyeti olarak niteleyen CHP'li Özgür Özel vardı. Namazda okunan kunut dualarını ayet sanan, belli ki cuma namazını da kazaya bırakan zihniyet, işte bu bozuk CHP zihniyetinin ta kendisidir. Bu saygısız ve edepsiz sözden dolayı CHP Genel Başkanı'nın aziz milletimizden derhal özür, Allah'tan da af dilemesini bekliyoruz. Sözü İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında başlatılan teftişe getirdi. Bundan rahatsızlık duyanlar, İçişleri Bakanımızı karalamaya yeltenenler, kızarmaz gözleriyle, utanmaz yüzleriyle, uslanmaz yüzlüksüzleriyle Türkiye'nin karşı cephesi Türk milletinin kripto hasımlarıdır. Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç teftişe tepki göstermiş, Bakan Soylu'yu eleştirmişti. Bahçeli isim vermeden Arınç'ı hedef aldı. Lafı ortaya attım, isteyen istediğini alsın diyen çürük yumurta senin dilinin altındaki bakla nedir? Sulu gözlü siyasetçi, sana soruyorum. Siyasete devam etmek için CHP'de yer mi yapıyorsun? Türkiye'nin terörle mücadelede önemli mesafeler kat ettiğini söyledi. HDP'nin kapatılması yönündeki çağrısını yineledi. Türkiye terörü bitirmeye, bölücülüğün beslendiği damarları kesmeye kararlıdır. Bu yüzden PKK'nın, HDP'nin sureti kesinlikle kapatılmalıdır. HDP demokrasinin yüz karasıdır. HDP Türkiye'ye çevrilmiş kanlı silahtır. Evet, yeni memur maaşları da belli oldu. %30'u aşan zammın ardından en düşük memur maaşı 6.429 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisi maaşı ise 4.289 lira oldu. İşte detaylar. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını %30.5'a çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz. Memurların zam oranı %30.5 olarak netleşmişti. Zamın ardından en düşük memur maaşı 6.429 liraya ulaşacak. Memurlarımızın Ocak ayındaki %5'lik toplu sözleşme dönem zammını %2.5 artışla %7.5 olarak uygulama kararı aldık. Memurların toplu sözleşmeden doğan %5'lik zamına ek protokolle %2.5 daha eklenecek. Ayrıca eş ve çocuk yardımları da artırılacak. Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşından küçük çocuklar için 115 lira, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Bu rakamlara 300 liraya yakın vergi indirimi de eklendiğinde en düşük memur ve memur emeklisi maaşları da netleşti. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4.881 liradan 6.429 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da 3.276 liradan 4.289 liraya yükseldi. Zamla birlikte üniversite mezunu memurun maaşı 6.881 liraya, lise mezunu teknisyenlerin maaşı 7.160 liraya, birinci derecedeki öğretmenlerin maaşı ders ücreti hariç 8.590 liraya,
Polis memuru maaşı 9.734 liraya, hemşire maaşı 8.334 liraya, şube müdürlerinin maaşı 11.118 liraya, mühendislerin maaşı 11.349 liraya, uzman doktorların maaşı 13.204 liraya çıkacak. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak tarihinde alacak. Memur emeklilerine ise maaş dönemlerine göre fark yatırılacak. Değerli izleyenler, dünya COVID-19'un omikron varyantıyla mücadele ediyor. Vaka sayıları hemen hemen her ülkede en yüksek seviyeye ulaştı. Türkiye'de COVID-19 vakaları 2 haftada 2 kattan fazla arttı. Umut veren haberse Danimarka'dan geldi. Türkiye'de omikron varyantının görülmesinin ardından yükselişe geçen günlük COVID-19 vakalarıyla testlerin pozitiflik oranı 2 haftada 2 kattan fazla arttı. Artışlar sadece Türkiye'de yaşanmıyor. Birçok ülkede salgının başından bu yana en yüksek seviye tespit edildi. Salgının ilk evresindeki kısıtlamalar bazı ülkelerde yeniden devreye alınıyor. Türkiye'de Aralık ayında yaklaşık 687 bin COVID-19 vakası tespit edildi. Günlük vaka ortalaması ise 22.160 oldu. 20 Aralık'ta 18 bin civarında olan vaka sayısı yeni haftanın ilk günü ise 45 bin oldu. Böylece 2 haftalık süreçteki artış 2 katın üstüne çıktı. Amerika ve Avrupa'da da vaka sayıları rekor seviyede seyrediyor. Amerika'da son 24 saatte 1 milyonun üzerinde yeni COVID vakası tespit edildi. Bu bir ülkenin pandeminin başından bu yana raporladığı en yüksek sayı. İsrail'de son 24 saatte tespit edilen 10.644 vaka sayısıyla COVID-19 salgınında rekor seviye görüldü. İspanya'da farklı değil, ülkede salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı. 30 Aralık'tan bugüne kadar ülkede 372.766 yeni vaka tespit edildi ve 168 kişi hayatını kaybetti. Bazı uzmanlar koronavirüs salgınından çıkış kapısının aralandığını savunuyor. Danimarkalı bir bilim insanı omikron varyantının salgına son vereceğini, ülkede 2 ay içinde normal hayata dönülebileceğini öne sürdü. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yurt içindeki terörist sayısının 156'nın altına düştüğünü açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik teftişin hukuka uygun olduğunun altını çizdi. İddiaları araştırmak üzere 8 müfettişin de görevlendirildiğini açıkladı. Yurt içindeki terörist sayısı 156'nın altına inmiş durumdadır. Yurt içindeki terörist sayısını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 8 müfettiş görevlendirildiğini duyurdu. Biz yaptıkları işlere bakarız, o işlerin sonuçlarına bakarız. O anlamda yapılan işlem hukuka tümüyle uygun. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı aylık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. 1548 mağara, barınak, sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınanların bazılarının terör örgütleriyle ilişkisi olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Konunun araştırılması için 8 müfettiş görev yapıyor. Görevlendirilen 5 mülkiye müfettişi var. Bir hazine ve maliye müfettişi var heyette. Bir tane MASAK uzmanı var. Bir de ticaret müfettişi var. 8 kişilik bir heyet var söz konusu olan. Sayın seyirciler, Fethullahçı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 55 kişi yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında mahrem imam oldukları tespit edilen 99 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. 99 kişiden 55'i gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 40 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor.
Bir kaza haberiyle devam edelim. Aydın'da bir otomobil tıra çarptı. Metal yığınına dönen araç içindeki iki kişiye mezar oldu. İzmir'de ise bir hırsızlık şüphelisi iş yeri sahibinden kaçarken canından oldu. Kimi aşırı hızın, kimi de kovalamacanın kurbanı oldu. İlk görüntüler Aydın'dan. Bir otomobil dinlenme tesisinden karayoluna çıkan tıra çarptı. Hurda yığınına dönen otomobil içindekilere mezar oldu. Kazada iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi ağır yaralandı. Kazazedelerin yakınları korkunç haberi alarak olay yerine geldi. Gördükleri acı manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Kalabalık nedeniyle karayolu trafiğe kapandı. Güvenlik güçleri Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemesi yapabilmesi için adeta etten duvar ördü. İzmir'de ise film sahnelerini aratmayan kovalamaca kazayla sonuçlandı. Bir hırsız iş yeri önünde duran motosikleti çaldı, kaçmaya başladı. İş yeri sahibi de aracıyla peşine düştü. Hırsızı sıkıştırınca otomobille motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet evin duvarını böyle yıktı. Kazada hırsızlık şüphelisi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Çocuğum şu kanepede oturmuş, kanepede bu duvara tutarlıydı. Ders çalışıyordu, kitap okuyordu. Ben de şurada uzanmıştım, büyük bir gürültü duydum. Ben ilk önce bomba patladı sandım. Tuğlalar kafamın yanına geldi, çocuğumu fırlattı. Dışarı çıktığımda şurada arabayı gördüm ve motosikleti gördüm. Kış aylarıyla birlikte ne yazık ki soba zehirlenmesi olayları da arttı. Adana'da bir baba ve iki çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde ailesinin cansız bedenini bulan annenin çığlıklarına da mahalleli koştu. İki çocuk ve babaları yattığı ölüm uykusundan kalkamadı. Soba yanan odada uykuya daldılar, bir daha uyanamadılar. Adana'da yaşayan Çulha ailesinin acı haberi sabah saatlerinde geldi. Asiye Çulha, sobalı odada uyuyan eşini ve iki çocuğunu kaldırmak için içeri girdi. Çocukları okula geç kalmasın diye uzun uzun seslendi ama cevap alamadı. Eşinin ve çocuklarının hareket etmediğini gören kadın panik içinde çığlık attı. Bağırış seslerine çevredeki komşular koştu. Annenin çığlığı üzerine olay yerine gelen komşular hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak baba ve iki çocuğu için artık çok geçti. Gece boyunca sobadan sızan karbon monoksit onları yavaş yavaş hayattan koparmıştı. Yaşamını yitiren iki çocuktan biri 6, diğeri ise 8 yaşındaydı. Çulha ailesinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Baba ve çocuklarından geriye işte bu fotoğrafları kaldı. İlk incelemenin ardından Samet Çulha ve iki çocuğunun cenazeleri adli tıp morguna kaldırıldı. İzmir'den bir haberle devam edelim. İzmir'de bir okulda kantincinin öğrencileri taciz ettiği haberi velileri çılgına çevirdi. Veliler okulun önüne geldi ve okula girmeye çalıştı. Polis etten duvar ördü ancak velileri sakinleştirmek kolay olmadı. Veliler çılgına döndü. Bazıları içeri girmeyi başardı, bazıları da okulun kapısını böyle salladı. Görüntüler İzmir Karabağlar Ülkü Ortaokulu'ndan. Kantincinin öğrencileri taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Dört öğrenci kantincinin kendilerini taciz ettiği yönünde ifade verdi. Sorgulanan tacizci tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haberi duyan veliler soluğu okulun önünde aldı. Polis öfkeli velileri zapt etmekte güçlük çekti.
Bazıları okula girmeyi başardı. Peşlerinden de görevliler gitti. Polis kapıyı kapatınca diğer veliler kapının üstünden atlamaya çalıştı. Kimi de kapıyı salladı. Veliler okul yönetiminin olaydan haberdar olduğunu ancak zamanında müdahale etmediğini savundu. Uzun süre okulun önünden ayrılmadı. Polis kapının önünde etten duvar ördü. Okul önündeki gerginlik uzun süre devam etti. Hadi çıkalım. Değerli izleyenler, şimdi Adana'da akıllara durgunluk veren bir olayın hikayesini ekranlarınıza getireceğiz haberini. Kanama şikayetiyle hastaneye giden hamile kadının karnındaki bebek düşük riskiyle alındı. Kefenlenerek aileye teslim edildi. Acılı aile bebeği tam kazdıkları mezara koyacaklardı ki bakın ne oldu. Öldüğünü söylediler. Hazırlayıp ben de al dedim. Gömelim, bir mezara olsun çocuğumuzun. Bebekleri öldü diye teslim edildi. Aile yavrularının mezarını kazdı. Tam bebeği kara toprağın altına koyacaklardı ki hayatlarının şokunu yaşadılar. 20 kilometre yol geldim. Çocuk ağlama sesi geldi. İlk önce inanmadım. Bu kadar da olur mu dedirten olay Adana'da yaşandı. 5 aylık hamile kadın sancı ve kanama şikayetiyle hastaneye gitti. Anneye düşük yaptığı söylenerek karnındaki 5 aylık erkek bebek alındı. 5 ayımı yapana kadar neler çektim ben bir Allah bilir. Çok zor zamanlar geçirdim. Ama işte son işte kucağıma alayım derken düşük yaptım. Bebeğin ölüm raporu düzenlendi. Kefenlendikten sonra aileye teslim edildi. Mezar kazıldı. Bebek defnedilmek için mezarlığa getirileceği sırada baba ağlama sesi duydu. Kefeni açtığındaysa neye uğradığını şaşırdı. İlk önce inanmadım. Ondan sonra bir daha çocuk ağlama sesi geldi. Besmele çektim yani. İnanmadım. Yani inanmadım. Üçüncüde aynı sesi çıkartınca açtım fermuarı, kalp atışları. Çocuk yaşıyor. Hemen ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Aile ise hastane hakkında şikayetçi oldu. İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Hemşireyle de konuştu. Nasıl öldüğünü diyor dediniz dedim. Dedi. Yaşıyor çocuk dedi. Hayır, öyle bir şey imkansız dedi. 2 saatten fazla yaşamaz denildi. Tedavi altındaki 5 aylık bebeğin sağlık durumu kritik. Aile dua ediyor, umudunu koruyor. Ama dünden belli, çok şükür hayatta. Hala da hayatta kalacak inşallah. Allah'a güvenimiz bu. Tek tesellimiz de bu inşallah. İstanbul Fatih'ten ilginç bir olayın görüntülerini getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Bir sürücü yanlışlıkla tramvay yoluna girdi. Bunu fark etmeden devam etti. Bir istasyona gelince durumu anladı. İstasyondakiler tramvay yerine araba gelince şaşkına döndü. İstasyona tramvay yerine otomobil geldi. Görenler şaşkına döndü. Yer İstanbul Fatih, bir sürücü yanlışlıkla Topkapı tramvay yoluna girdi. Yolun ilk kısımlarında raylarla yol aynı seviyedeydi. Bu nedenle fark etmedi ve ilerlemeye devam etti. Durumu istasyona girince anladı. İstasyonda bekleyenler de arabayı görünce baka kaldı. Çıkış yolu aradı ancak bulamadı. İlerlemeye devam etti. Bir süre sonra ise sıkıştı kaldı. Ne ileri gidebildi ne geri dönebildi. Yolcular durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Tramvay seferleri durduruldu. Görüntüye yansımadı ama otomobil oradan çekici yardımıyla çıkarılabildi. Evet, bazen gerçekten de ilginç görüntülerle karşılaşabiliyoruz. Değerli izleyenler, 72 yaşındaki bir adam ne yaptıysa ehliyet sınavından bir türlü geçemedi. Çareyi sınavda kopya çekmekte buldu. Ancak para karşılığı anlaştığı kişiler polise yakalanınca ehliyet alma hayali bir anda suya düştü. İçinde mi? Var, içinde. Çek içine, zoom'a gir hacı. 3 kez ehliyet sınavında başarısız oldu. Yaşlı adam sınavı geçebilmek için çareyi kopya çekmekte buldu. Ancak yakayı kısa sürede ele verdi. Göster. Çıkaralım mı? Göster. Bırak onu masaya. Masaya bırak. Bırak masaya. Bırak masaya bırak.
Adres Ankara. 72 yaşındaki Hayrettin A. daha önce 3 kez ehliyet sınavına girdi. Ancak bir türlü başarılı olamadı. Ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza da yiyince bu yola başvurdu. Cebinden mi çıkartıyordun onu? Kamera nerede Hayrettin? Kamera nerede? Şu kamera. Başka bir şey yok mu? Kamerayı çıkar. İki kişiyle anlaştı. Giydiği gömleğin içerisine düğme şeklinde görünen kamera yerleştirildi. Kulağına da kulaklık takıldı. Hazırlıklar tamamlandı. Yaşlı adam öylece sınava girdi. Göster kamerayı. Para karşılığında anlaştığı kişiler ona araçtan cevapları söylüyordu. O sırada polis otomobilde şüpheli hareketler sergileyen o kişileri fark etti ve yakaladı. Ekipler daha sonra sınav merkezine girdi. Hayrettin A'nın hareketlerini gözlemledi. Sınav bittikten sonra da gözaltına alındı. Cebinden mi çıkartıyordun onu? Kamera nerede Hayrettin? Kamera nerede? Kamera. Başka bir şey yok mu? Kamera. Sırada dünyanın farklı noktalarından derlediğimiz haber turu var. Çin'de bir şantiyede toprak kayması meydana geldi. 14 kişi toprak altında can verdi. Sağ olarak enkazdan çıkarılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumları iyi. Kenya'da terör örgütü sivillere ateş açtı. 6 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren teröristleri yakalamak için operasyon başlattı. Halktan işbirliği için yardım istendi. ABD'nin başkenti Washington'a yılın ilk karı yağdı. Beyaz Saray dahil birçok federal kurum günlük basın toplantılarını iptal etti. Başkentte kar kalınlığının 20 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor. Yetkililer kar fırtınasına karşı uyarıyor. Türkiye'nin otomobil markası TOK, sedan modeline ilişkin yeni bir video paylaştı. Videoda otomobilin ön kısmının silüeti ve logonun bulunduğu bölüm yer aldı. Türkiye'nin otomobil markası TOK'tan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Sedan modeline ait yeni detaylar bir video ile duyuruldu. Dünyanın en gözde teknoloji fuarlarından Consumer Electronics Show 2022 fuarı Amerika'nın Las Vegas eyaletinde başlıyor. Türkiye'nin yerli otomobili TOK da dev fuarda boy gösterecek. Fuar öncesi TOK'un sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yapıldı. İki saniyelik videoya teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası SES 2022 Tüketici Elektroniği Fuarı'na hazırız notu düşüldü. Videoda yeni sedan modeline ilişkin silüet ve bazı detaylar var. Otomobilin farları ve altındaki aydınlatma LED'i görülüyor. Kaputun uç kısmındaki logo bölümü yer alıyor. Paylaşımdan yeni sedan modelinin Las Vegas'taki fuarda sergileneceği sonucunu çıkaranlar var. Bazıları da tasarımın tamamlanan bölümlerinin videoyla kamuoyuna açıklandığını düşünüyor. TOK'tansa henüz bir açıklama gelmedi. Değerli izleyenler, marketlerdeki fiyatları kontrol ediyoruz. Hatta bazen karşılaştırmalarda yapıyoruz. Kırmızı et fiyatları özellikle marketlerde oldukça yüksek. Peki bunun kaynağı ne? Üreticiden çıktığı fiyatla markette satılan fiyat arasında ne kadar fark var? İşte cevabı. Bizden çıkışı 57-58 lira. Kırmızı etler şu anda 85-90 lira civarında. Kırmızı etin fiyatı üreticiden tüketiciye ulaşıncaya kadar iki katına çıkıyor. Pahalı yiyemiyoruz ki. Ben bir emekli adamım. Benim aldığım 10 kuruş.
Kalkıp da 120 lira, 140 liraya et alıp yiyecek halim yok. Bugün kilosunu soruyorum 97 lira diyor. Ben 100 liralık alıyorum, 1 kilo anca yapıyor. Markete git, 100 liradan aşağı bir et bulamazsın. Son zamanlarda kırmızı et fiyatları iyice arttı. Vatandaş bu konuda isyan ediyor. Peki kırmızı etin üreticiden tüketiciye gelene kadar fiyat yolculuğu nasıl işliyor? Gelin hep birlikte öğrenelim. Bizden çıkışı 57-58 lira. Zarar ediyor üretici. Üreticiden biz kargas alarak alıyoruz. Kargas 60 lira civarında alıyoruz. Tabii bunun kemiği çıkıyor. İçilik var, şu var, bu var derken biz de 85 lira civarında satıyoruz şu anda. Üretici de et fiyatı yükseldiğinde işte kasap marketler, yani bizde üreticide 4-5 TL zam gelirse orada 10-15 TL zam geliyor tezgahlarda. Dana kaburga 85 lira, dana kuşbaşı 90 lira. Aradaki fiyat farkı oldukça yüksek. Üreticiden 57 liraya çıkan et kasapta 90 lirayı buluyor. Markette ise fiyat daha da artıyor. 85 liraya sattığım kaburga, dana kaburga bir markette 92 liraya gördüm. Biz bir yıl beslediğimiz, 8-10 ay beslediğimiz etten bir kasabın, bir marketin kazandığını kazanamıyor üretici. Marketçiler oyun yapıyor. Başıboş gibi bir durum var. O bizi rahatsız ediyor. Başka bir durum yok yani. Genelde marketler biz esnaflardan pahalı olur. Ucuz aldıkları halde, düşük aldıkları halde daha yüksek fiyata satmaya devam ediyor. Üretici de çıkış, market ve reyonlarda, kasapta satış, bu aradaki makası düşürmek lazım. Evet, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.